Buyurun efendim. Şu herifi hemen atın dışarı. Ne kadar güvenlik elemanı varsa gitsin asıl şunu. Peki efendim. Yürüyün! Lan. İş çok ciddi bir İsmail. Annemle babam da boşanmaya kararlar. Mahkemede geçinemediklerini kanıtlayabilmek için bir şahit yetiyormuş, anlıyor musun? Şimdi o şahidi arıyorlar. Ben şahit bulurum tezene. Hatta bizzat ben olurum şahitleri. Bak neden dersen şimdi ikisini birden ikna edemiyoruz da seni vermeye. Ayrılırlarsa belki birinden birini ikna eder, seni alırım. Nasıl taktik ama? İsmail yazıklar olsun sana. Sen annemle babamı boşayıp benimle mutlu olacağını mı zannediyorsun ya? Eğer onlar boşanırlarsa seni asla evlenmem, tamam mı? Bunu bil. Tezene. Tamam tezene, ben ayırmam onları. Başka bir yol bulurum. Sen üzülme. İsmail git başımdan ya. Konuşmayacağım ben seninle, küstüm. Tezene. Gitme gülüm. Bu herif benim başımın belası. Ya burada da çıktı karşıma. Benim Esin'le evlenmeme taş koyuyor. Hafiye gibi sürekli peşimde. Arıza çıkarıyor, tehdit ediyor. Bu herif ortaya çıktıktan sonra Esin'le aram açıldı. Esin uzaklaştı benden, soğudu. Neyin nesi bu herif? Hiç kimse baba. Balat Tüyün Mürtacı. Cevdet Bey Esin'i bu herife emanet etti. Bu da burnunu her şeye sokuyor işte. Bu mu ya? Heh? Bütün mazeretin bu mu? Ayağına dolaşan şu şunsuz herif mi? Şimdiye kadar o kızı kafalamış, evlenmiş olmalıydın. Biz de babasının mülklerini alıp projeyi hayata geçirecektik. Lan. Patron. Oğlum. O mağdur ettiğin insanların hakkını ödeyeceksin lan. Anladın mı beni? Gözüm üzerinde oğlum, akıllı ol. Remzi! Remzi! Lan oğlum onlar gelse ne yapacak? Ben kendim geldim, kendim giderim. Bana bak gözüm üzerinde. Bu daha başlangıç. Aklını başına devşire. Necati! İndir oğlum, indir. Lan ne işi var bunun burada ya? Benim de başım belaya sokacak ha. İndir lan şu adamı aşağı. İndirsene şimdi şuradan. İndir, indir. İndir, bitti işimiz, tamam. Anladık. Yok oğlum. Çalış çalış. Cam siliyor. Ulan ne manyak adammış bu be. Ya diyorum ya baba, herif manyak. Kes ulan, kes. Bana bak, en kısa zamanda o kızı ikna edeceksin ha. Bu manyak herifin de icabına bakacaksın. Duydun mu beni? Tamam baba, tamam. Eyvallah Necati. Şevkat ne yaptın oğlum demin sen yukarıda? Ya sizin bu patronla konuştum ya. Şey biraz böyle bir ince bir ayar verdim kendisine. Böyle tiplere arada böyle ince ayar vermezsen adam olmaz bunlar. Hani halk sağlığı açısından, anlatabiliyor muyum? Halk sağlığı falan neler karıştırıyorsun kardeşim sen? Manyak mısın? Yo, Beşiktaşlıyım. Ben de Beşiktaşlıyım ama birazdan güvenlikler gelecek. Hemen kaybol. Ya ben bunlara şimdi dalarım da. Oğlum çok kalabalıklar. Tamam bunu saymıyorum. Bir dahakine şey yaparım. Gel bakayım lan, gel lan boş. Hadi buyur. Lan bir günde borçsuz günümüz olsun ya. Bir günde borçsuz günümüz olsun ya. Esin! Esin! ...76 lira ne ara biriktin lan sen? Bu kadar borcu ben ne yapayım? Yumurta satıyoruz da alt tarafı. Hay arkadaş ben böyle... Bir bu eksikti. Çok tatlı bir kızla tanıştım. Demet, Şevkat tanıştırdı. Hani ben buraya birini alayım diyordum ya. Hah, onu alacağım. Şimdi Şevkat'tan bir telefon numarasını isteyeyim de bir konuşayım kızla. Hisset de anasını satayım. Efendim emanet. Ben de sana bakmaya gel dedim şimdi. Bana Demet'in numarasını gönderebilir misin? Mesaj atsana. Ya şimdi şarjım bitiyor da ben dükkana geliyorum az sonra. Orada şey yaparım, tamam? Tamam, hadi görüşürüz.
bari götüreyim yaptırayım da başımın etini yemesin şimdi bu kız. Bunlar da hep camları neyse onu sonra temizlerim ya. Şefkat nerede? Ne bileyim, çavuş muyum ben? Şırağım bana niye söylesin? Ondan az bir işim var, şu köşede beklerim. Bunun ne zaman geleceği belli olmaz. Sen başka bir yerde bekliyorsan ben gelince sana haber veririm. Yok yok, seni zahmet etme, ben o gelene kadar beklerim. Tezene bana küstü oğlum, yüzüme bile bakmıyor. Bizi barıştırsa barıştırsa Şefkat barıştırır. Sen de onu toplamak için bile Şefkat Usta mı geleceksin ha? Şu yazılığın cümlelere bak hele la. Oğlum dürüst ol lan. Sen yanlışlıkla ekmek kırıntısına mı bastın da bu şekil çarpıldın ha? Ya yürü git işine bak deli manyak ya. Ben işime bakarım. Sana da belediye baksın. Benim şiirim geldi. Ne bakıyorsun oğlum? Önüne baksana. Kalbimdeki her şey dilimin ucunda. Ama söyleyemem bunları. Sen anla. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ya. Şuna şuna bir bakıver la. Bakarız tabii ya. Bakmaz mıyız? Allah göz vermiş. Hayırdır? Ya kırdım da bunu. Bir şey oldu yanlışlıkla. Buna bir güzel çerçeve, şöyle kaliteli bir camman falan tak da ben sonra geleyim Ali. Ayarlarız merak etme sen. Parayı ayarla yeter. Hayırdır? Esini ne yapacaksın? Duvara mı asacaksın bakalım evin? Yok. Boynumu asacağım, gezeceğim burada. Bağıra bağıra gezeceğim. Konuşuyorum ya. Tamam ya. Şey yap ama bak. Sen cam takma. Kaliteli böyle şey cam tak da. Tamam tamam. Şimdi ben onun ölçüsünü alacağım. Nerede benim metre bakalım. Aha İsmail. Senin tezeni bir yere gidiyor. Hadi koş yakala. Tezeni! Bir dinle kurban oldum ne olur dinle bak. Tezene ben kötü niyetle demedim bak tezene dinle beni. Hayır onlar diyersin muratlarına biz de erelim diyecektim. Git başımdan İsmail. Ya nereye gideyim gidemem ki tezene. Bak ben bir pusulayım tamam mı sen de kuzeysin. Sen nereye gidersen git ben daima sana bakarım. Benim üretim maksadım bu ben bunun için doğmuşum. İsmail annenle babamın yuvasını yıkıp üstüne bizim yuvamızı mı kuracaksın ya? Çok büyük hayal kırıklığına uğratıyorsun beni şu an. Ya biliyorum tezene ben zaten aşırı pişmanım. Ama biz bunları unutalım, kafa kafaya verelim, öpüşelim, barışalım ne olur. Çocuk mu kandırıyorsun İsmail? Sanki Ecelik oynarken küsüştük ya. Konuşma benimle bir daha. Sudan sebeplerle beni kör kuyulara atma tezene. Başka İsmail yok, ona göre. Değnek gelmiş yine. Şu kızın numarasını mesaj atayım ben ya. Hadi gitti. Vallahi iyice eskide. Herhalde bunun batarya bitti artık değil mi? Şunu bir şarjı tak bakayım. Usta sen bunu at yemisini al yani. Barışma lan. Ben senin kadar zengin miyim oğlum? Vergi borcu gelmiş uzatma tak. Şunu bir yerde partil. Hadi şunu. Bu ne usta? Ya sana öyle neyse ne oğlum Allah Allah ya. O biliyor. Yürü. Kızım usta ya sorduk işte. Sanki ben kestim vergi ya. Ya tamam uzatma hadi yürü. Asabım tenimde zaten. Babam artık zamanı geldi. Tanıştır beni Esin'le diyor. Baban da birlikte yemeğe davet ediyor. Olur. Olur tabii. Ben de zaten merak ediyorum babanı. Gizem bana hiçbir şey anlatmadığı için. Çok gizemli. Ben niye anlatayım canım? Babasının göz bebeği karşında. O anlatsın. Selam millet. Nasıl gidiyor bakalım? İyi gibi. İyi. Bunu Şevkut Usta'm yolladı.
Ne bu? Bilmiyorum artık. Sorduğumuzda maşladı beni. Siz biliyor musunuz? Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Kalbimdeki her şey dilimin ucunda ama söyleyemem bunları. Sen anla. Ne zaman bir yere geliriz? Hiç aksatmayalım. Birkaç gün hemen buluşalım. Bora, acele etmesek mi? Çünkü burada çok iş var. İşte açılışa yetişmeye çalışıyoruz falan. Hani bir açılışı yapalım, o aradan çıksın. Öyle organize olalım. Nasıl yani? Az önce olur diyordun ya. Bak, babam benden haber bekliyor. Tamam. Benim kafam şimdi çok karışık bu işlerle falan. Onu daha sonra biz seninle rahat rahat konuşalım, olur mu? Konuşuyorduk ya. Bak, burada rahat değilsen dışarı çıkalım, baş başa konuşalım. Anla artık be Bora. Ayak altına dolanma diyor. Gizem. ...76 lira ne lan? Öyle bir vergi borcu olabilir mi ya? Ne yapacağım ben? Kalbimdeki her şey dilimin ucunda. Ama söyleyemem bunları. Sen anla. Kuş sadece yuvada duyduğunu öter. Böyle aşk duymadım ki anlatayım sana. Ben kimsenin yuvasını yıkmam. Böyle yakınken aramızda ayrı gayrı olmasın. Başımın etini yesen de senden bıkmam. Bu aşk çiçeği kış gelmeden solmasın. Bak, ben sana Şevkat aşık diyordum da inandıramıyordum. Al işte, itiraf etmiş. Ay, tamam da yani bu garip değil mi biraz? Şevkat ve şiir. Yani ben bu iki kelimeyi aynı cümle içinde kullandığıma inanamıyorum, öyle diyeyim. Aşık bu aşk. İnsana her şeyi yaptırır. Öyle maçoluk falan sökmez aşkla. Ha, dalga geçsen. Sen zaten Bora yüzünden böyle yapıyorsun, biliyorum ben. Ya niye şimdi böyle bir şey gönderdi bana? Biliyor yani Bora'yı. Zaten söylemiş, kimsenin yuvasını yıkamam demiş. O yüzden yazarak itiraf etmiş. Hem sen Bora'dan bir ayrıldın, sonra barıştınız. O konuda hiç net değilsin. Şevkat de arada derede kalmış demek ki. Evet. Yani ben Bora konusunda hiç net değilim. Peki Şevkat'e karşı olan duyguların neysin? Bence bak, Şevkat'e boş değilsin sen. Yani bilmiyorum ki. Ben Şevkat'in yanında kendimi güvende hissediyorum. Yani hatta huzurlu hissediyorum. Ama biz birbirimize emanetiz. Yani ben hiç öyle bir gözle bakmadım adama. Şevkat yani. Ya canım benim, bence sen duygularının böyle netleşmesi için kendine zaman ayırmalısın. Yani görünen o ki Şevkat duygularında gayet net senin hakkında. Neye bakıyorsun acaba ya? Bu ne be ya? Vampir içeceği gibi. Kivi. Kivinin de o suyunu çıkarttınız ha. Selam beyler. Yeses Bozkır. Bir çay verin ben. Hayırdır Bozkır abi, ne oldu koluna ya? Ne olsun, dayak attım ya. Dayak mı attın? Ha. Dayak atılınca genelde karşı tarafın kolu sarılır da. Dayak attın taş kafanın birisi olunca kol böyle çatlıyor. İsmail'i kastediyor be ya. Benim de test etmişliğim var. Kafa kafa değil, iskele babası. Ama sen de çok ırpaladın çocuğu be ya. Öyle ağzını burnunu vurulur mu ya? Ya bırak kolum oğlu da, yardıma ihtiyacım var ya. Bir şahit lazım. Bugün mahkemem var ya, boşanmamız lazım. Birisi gelsin Gülpen'in beni evden kovduğunu söylesin. Bitsin bu iş tek çelsede be. Hayatta olmaz Bozkır Bey. Bizden her şeyi isteyebilirsin ama böyle bir şey asla. Ya niye, yalan mı? Geçinemiyoruz ki. Ya tamam da abicim, biz bunu mahkemede söyleyemeyiz. Bize yakışmaz. Bozkır abi, ya öyle bir şey istiyorsun ki mümkünatı yok. Hani sen desen ki gelin konuşun bizi barıştırın. Başımız gözümüz üstüne. Ama sen şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki gelin konuşun bizi boşandırın falan. Bu sende onu yapacak delikanlı yok. Net. Doğru söylüyor abi. Biz hepimiz helal süt emdik. Kimsenin yuvasını yıkmayız. Yani senin yuvanı yıkacağıma gider hamamı yakarım daha iyi abi ya. Sen gelsene. Nereye ya? Mahkemeye. Yok canım, oldu. Hayatta olmaz ya. Selami çok doğru bir şey söyledi yani. Sen bizim aramızda sana bunu yapacak adamı bulamazsın. Biz böyle çiğ süt emmiş adam barındırmayız mahallede ya. Bir tane adam bulamazsın böyle ya. Ya size bir işimiz düştü. Gelin bir yardım edin dedik. Of be, duruma bak ya. Ya biriniz gelsin şahitlik etsin. Bitsin bu iş ya. Hayatta olmaz.
Ben varım be ya. Ben gelirim. Çatır çatır da anlatırım her şeyi. Aa, kim bile itiraz edemez. Aman. Vay alçak vay, sen yuvamı yıkacaksın lan. Püh! Yuvam kalmış ortada be ya. Görmüyor musun kanadı kırık göçmen kuş gibi adamın hali? Hey cuma. Seni affetmekte biz hata etmişiz. Çık lan! Çık 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 git lan lütfen. Çık git hadi. Gidiyorum be ya, sakin olun be ya. Adam yardım istedi. Hiçbir yardıma ihtiyacı olana yardım etmeyeceğiz. Ya yardımını kabul etmeyeceğim tek adam sendin Cuma. Ama kabul. Tamam sen gel. Ama geç kalma sakın abi. Mahkeme bugün, bitsin bu iş be. Hiç merak etme. Hazır kıta oradayım ben. Tamam. Oh be. Ne bakıyorsunuz öyle pis pis be? Var mı acaba kahvede başka yüzüme tükürmek isteyen var mı acaba? Ben sizin gibi miyim? Ben sürü psikolojisine uyacak bir tip miyim acaba? Siz bakın bakalım bana, hayatta sürünün peşinden gitmem. Yardıma ihtiyacı olan bir adamım. Sen bana bir çay ver bakalım. Esin'de bir tuhaflık var Gürsel. Ya bir türlü çözemiyorum. Çözüp de ne yapacaksın oğlum? Kadının adı çözemezsin. Yok abi, kırmam lazım inadını. Babam fena üstüme geliyor. Bir şeyler yapmam lazım Esin konusunda. Ne yapacaksın? Biraz kadınların anladığı dilden konuşacağım. Romantizmi devreye sokuyorum tekrar. Hadi tamam. Görüşürüz. Ya pardon, bir kart alabilir miyim? Tamam. Affet anne. Salında beni çok affet dedin. Şimdi bir daha affet. Vallahi bu defa son. Abajur bırakmıştık. Tamiri bitti mi? Hazır mı? Abajur hazır be ya. Burada yanında duruyor da getiremedik. Bizim çırak geziyor tozuyor kız peşinde ya. Babası da başıma ekşiyor be ya. Valla siz müsaitseniz gelin alın. Valla zor durumdayım. Tekim dükkanda. Olsun olsun. İki adım yer zaten. Ben gelirim şimdi. Esin Hanım burada mı? Benim. Buyurun. Buyurun, bu çiçekler sizin. Mersi. İsim yazmıyor burada ama kim gönderdi? Siz anlarmışsınız. Öyle söylendi. Anladım. Yani hiç anlamadım. Neyse, teşekkürler. İyi günler. Kim gönderdi şimdi bunu ya? Bir saat önce şiir, şimdi çiçekler. Kim göndermiş olabilir? Delirdin iyice. Şefkat göndermiş olabilir. Olamaz. Ver bakayım şunu bana. Çiçekler güneşin ışığıyla açar. Güneşin güzelliği her çiçekte başka. Senin güzelliğin bambaşka. Güneş bile kıskanır seni. Ya dalga geçmeyin. Bak bak, karta aşk sözcükleri yazmış. Bence Şefkat taarruza geçti. Ay ben hemen gidip geleyim. Ben sizi kaynatmayın. Ay, git, git. Ne yaptın? Hallettin mi? Hallettim, hallettim. En kaliteli camı taktım. 5 numara 10 yıldız oldu yani. Hiç merak etme. Sapa sağlam çerçeve. At yere kırılmaz valla. İyi, iyi. Emeğe sağlık. Kaç para borcumuzsun? 45 lira be ya. Çüş. Ama sen 20 lira ver yeter. Komşu atrı var neticede. Ulan Cuma, ne adamsın. Ne olacak senin bu Beşiktaş hastalığın be ya? Her tarafın siyah beyaz. Oğlum, bu hastalık değil. Aşk, aşk. Anladın? Ayrıca sen kendine bak. Bizimki çılgınca bir sevda be ya. Ama benim öyle aşk dediğim sıradan aşk değil. Delicesine bir aşk. Anlatabiliyor muyum? Vallahi hepimizi ıslah etsin.
Şunu sen şey yap da İsmail sonra eve getirsin beni, tamam? İsmail ortada yok be ya. Ben de dükkanı kapatıp çıkıyorum şimdi zaten. 2 saat sonra ben bırakırım seni. Mahkemeye yetişeceğim be ya, hadi. Bu Bozkır abigilin boşanma mahkemesi mi? Bugün müydü o ya? O gün bugün be ya. Vallahi duruşmaya gideceğim. Sen de gel istersen. Duruşalım orada, böyle duruşumuzu gösterelim ha? Yok kardeş. Bir yuvanın dağılmasına şahitlik edemem ben, kusura bakma. Hadi kolay gelsin. Vallahi sen bilirsin. Büyük curcuna kaçırıyorsun aslında be ya. Çıkmam lazım. Avuç burada almaya gelecekti. Vaktim yok vallahi. Artık sonra alıversin. Ben şahit olurum be ya. Hem de çok güzel şahit olurum. Kızlar, kızlar, kızlar. Ay neler duydum neler. Haberler benden, yorum sizden. E ne oldu, anlat hadi. Ay bir dur. Şimdi ben Cuma Usta'nın dükkanına gittim ya. Orada Şevkat vardı. Şevkat Cuma Usta'yla konuşuyordu. Ve diyordu ki, aşığım, hem de deli gibi aşığım. E'si var mı? Bunları söylerken senin fotoğrafına bakıyordu. Yok, yok artık. Ciddi misin sen? Esin, Şevkat sana fena tutulmuş. Ok yaydan çıkıyor baksana. Allah Allah, ne oldu birdenbire bu adama ya? Ay ne oldusu var mı diyorum ama inanmıyorsun ki, aşık oldu. Ben çok merak ediyorum. Acaba fotoğrafını nereye asacak seni? Eğer dükkanı asarsa aşkını herkese ilan ediyor demektir. Saçmalama canım, asmaz dükkana falan. Yani zaten bütün esnafın diline düşer. Esin, ben bir Şevkat'e bakacağım. Neyine bakacaksın ya? Dur, geliyorum. Gizem delir mi? Hayır, hayır. Aa. Hadi görüşürüz kızlar. Aa, gitti. Ay, dedektif oldu başımız. Aleykümselam, hoş geldiniz. Yüzük alıyorsunuz mu? Tabii, görevde miyim? Ha tabii. Kuyumcuya girdi. Çiçekten sonra bir hediye mi alacak acaba? Hem de mücevher. Hem de yüzük alıyor. Şevkat Esin'le evlenme teklif edecek. Ya kusura bakma, ben vazgeçtim. Validenin yüzüğüydü de. Siz bilirsiniz. Eyvallah, sağ olun. Hayırlı işler. Vay be. Adliye Burak, merhabayım, geçmiş olsun. Bozkır hocam şöyle buyurun isterseniz. Merhabayım. Çok yoruldum, atayım biraz. Ah. Ay. Geçmiş olsun. Geçecek, geçecek. Ebediyen hayatımdan geçip gideceksin, ebediyen. Onu kastetmiyor baba, kolunu diyor. Ha, bu geçecek, geçer. Asıl buradaki var ya, buradaki hasar geçmeyecek burası. Asıl hasarı sen verdin bana Bozkır. Çok şükür bugün senden kurtuluyorum. Bugünleri de Allah bana gösterdi. Çok memnunum, çok çektim senden, çok. Ya neyimden çektin, neyimi gördüm be kadın be? Asıl ben senden çektim. Yıllarca başımın etiniydin, dır 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 dır. Ben senden asıl bir gün görmedim, ben. Şimdi bağlaman sana yemek pişirir, ütülerini yapar, çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkar. Hepsini ben yaparım, hepsini kendim yaparım. Bağlamam duvarda asılı dursun, elime aldığımda bana bir ses versin yeter. Sürüm sürüm sürmeyeceksin. Madem evlendiğine pişman oldun, şimdi boşandığına 1000 pişman olacaksın Bozkır Bey. Göreceğim ben o günü. Göreceğim ne halde olduğunu. Oho, böyle göbek atacağım. Şahitsin lan Cuma. Şahitsin. Bunların hepsini içeride mahkemede bir bir anlatacaksın. Bunları hepsini anlatman lazım. Hiç merak etmeyin. Bir evin kadar anlatırım hakime. Yağlarım, yıkarım. Şahidim ben be ya. Sus. Ne babam başın diyor ya. Ya yavrum ağlama şimdi sen ya. O gözyaşlarını duruşmaya sakla. Ağla ağla, açılırsın ya, ağla. Bırak. Ağlamasın ağlamasın ama yazık, günahdır bu kızın gözyaşlarına. Bir tanecik kızınız var. Beyefendi vazgeçin gitsin. Önce o vazgeçsin. Asla vazgeçme. İşte uyum budur be ya. Hiç yeri değil ama siz birbiriniz için yaratılmışsınız be ya. Valla. Hadi be. Belli var mı ya? Günah kız. Esin, Şevkat resmen yüzük alıyordu.
Yakında Şevkat'ten evlilik teklifi alırsan sakın şaşırma. Vallahi ben şaşırmam. Zaten şiir, çiçek yokken söylemiştim. Bakın ne kadar çabuk çıktı ortaya. Hadi yine iyisin Esin. Şevkat'ın niyeti bayağı ciddi. Yüzük almalar falan. Ya çok saçma. Yani biz adamla her an kavga ediyoruz. E olsun. Büyük aşklar kavgalarla başlar. Ya yok. Eğer gerçekten böyle bir şey olursa, yani bana evlenme teklif ederse ben ne diyeceğim? Kalbinden ne geçiyorsa onu söyle. De. İşte onu bilmiyorum ki. Yandım, yandım ben be ya. Şahit. Şahit sen misin? Arkanızda da yazdığı gibi efendim, adalet mülkün temeli ise şahidi de benim be ya. Anlat bakalım. Sayın sevgili biricik hakimim, Oscar Bey ve Gülperi Hanım aslında iç geçinemezler demek isterdim. Ama aslında gül gibi geçinip giderler. Onlar aynı dalda iki kiraz, bir koçun şeysi, boynuzları gibi aynı baştalar. Yani bir şey oldu aralarında, sudan sebepler yüzünden atıştılar, tartıştılar, gerginlikler oldu. Ne diyorsun lan? Yorum ya, doğru söylüyorum. Şahit, doğru mu söylüyor? Evet, doğru söylüyor. Hayır. Siz susun. Sessiz olun. Siz bu adamı nereden tanıyorsunuz? Tamir için evinize mi geldi? Tamire geldi bize. Evet. Bu adamı benim kadar tanımazsınız. Bu herifin girdiği evde huzur kalmaz. Bizim eve de geldi bu herif. Ben de diyorum, nereden gözüm ısırıyor merhaba ya. Bütün boruları patlattın gittin. Apartmanda huzur bırakmadın. Ama sizin yöneticilikte biraz şeycik diyor. Ne bileyim. Kuru komşu birbirine girdi. Karım boşadı senin yüzünden beni, karım. Öyle mi ya? Başınız mı sağ olsun desem, geçmiş mi olsun, ayarım olsun artık. Yani söyleseydiniz ben gelirdim, sizin evliliğinizi de tamir ederdim. Ya ne olacak, elime mi yapacak? Adam değilsin adam. Şurada sana yemin dahi ettirmedim. Çünkü senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Çık dışarı. Çık. Gel lan. Ama bu kadar insanın işi... Çık yürü. Yani şimdi bu... Çık. İnsan kovmanın da bir şeyi var. Çık dışarı. Çık. Çık çık çıkıyorum. Ay işler kolay. Benden bu kadar. Ya adam değil. Bay bay. Siz de hemen öpüp şu barışın. Ne duruyorsunuz öyle? Evinize gidin. Gir daha da bu cuma denen herifi sakın evinize sokmayın. Kalkın kalk. Hadi. Hadi, hadi öp. Dava düşmüştü. Hadi yallah. Kalkmaz kalkmaz bir yallah. Gel gel gel. Hadi bak. Saadetler diliyorum. Hadi bakalım. Şurayı ben... Dur. Şey... Ne yapıyorsun? Allah belanızı versin. En sona kaldım. Kolay gelsin İsmail. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bir abajur bırakmıştık tamir için. Ha burada, oldu değil mi? Oldu, oldu. Buyurun. Yok yok, paraya gerek yok. Bizde mi olsun, ayağınız alışsın. Teşekkür ederim. İsmail, neyin var senin? Neyim yok ki. Teyzene bana küstü. Ne yapıyorum, ne ediyorum, kızı yüzüme baktıramıyorum. Hiç görmüyor beni. Acaba diyorum, siz okumuş, gün görmüş, yol yordan bilen kadınsınız. Bizi barıştırsanız ya, kurbanınız olayım. Ay dert etme. Ve tatlı dille gönlünü alırsın. Ama önce bir hatan varsa kabul et, özür dile. Sonra güzel sözler söylersin, yeterli olur. Ne mesela? Yani mesela aşıkların birbirine söylediği sözler. Sen benim ruh ikizimsin. Biz birbirimiz için geldik bu dünyaya. Gökteki yıldızlar bile bizim için dizildi dersin. Sevinir. Ya konuyu açacak gibi korkuyor. Siz zahmet etmeyin, oturun. Ben size çay da söyleyeyim. Bizim kahvenin kivi çayı müthiştir. Yok, teşekkür ederim. Kivi çayı var, çok güzel. Kivi çayı söyleyeyim. Ha. Şimdi söyleyeceğim çaydan evvel. Şimdi kulağa çok güzel geliyor bunlar. Ama ne manası var tam olarak? Yani şeyden diyorum, teyzene sorarsa benim bir parantez açmam gerekecek. Onun kapasitesi benden daha yüksektir, anlar. Fakat ben yine cümlelerimi sağlam gazağa bağlayayım diyor. Tamam, tamam. Bak şimdi.
3-5 koli yumurta satarak biz bu borcu nasıl ödeyeceğiz lan içiyor? Ne yapalım olsa? Sen borcu ödene kadar artık ben de haftalık almam yani. Oğlum senin haftalığın kurtarsaydı ben de çıraklık yapardım. O öyle olmaz. Toplu para lazım. Yoksa yine arabayı satmayı mı düşünüyorsun usta? Var mı oğlum? Kız duyacak. Esin, ne oldu? Ya Şevkat benden gözlerini kaçırıyor. Yapmayı düşündüğü şey için çekiniyordur. Biraz sınıf farkı var aranız. Bak cesaretini toplayınca teklif edecek, görürsün. Bana bak, ben bu vergi borcu muhabbetinden kimseye bahsetmedim. Sen de ağzını kapalı tut ha. Milletin zaten derdi başını aşmış. Bir de sen benim derdimi yükletme. Tamam. Tamam. Sen nereye la? Nereye olursa Şevkat. Sabahtan beri boşanma davasından bahsediyorlar. Gına geldi. Futbolama kadar geldi. Gidelim. Oğlum sen mahallenin muhtarısın. Otur mahallenin başında bekle. Vallahi Şevkat gidelim. Bazen daraltıyorlar. Daralıyorum. Daralıyorum. Ha. Ah iyi bari. En azından daralmanın nasıl bir duygu olduğunu biraz hissetmişsindir. Evrende her şey birbirine bağlıdır İsmail. Yani yıldızların konumu bile insanların davranışlarına yön verir. Bunlar biraz astrolojiyle ilgili şeyler. Sen astroloji haritası biliyorsun değil mi? Yok, ben daha çok burçlarla ilgiliyim. Gazetelerin arka sayfalarında küçük küçük onları okuyorum arada. Öyle evrenle, astrolojinle çok alakam yok. Bunların hepsini aklımda tutma şansım hiç yok. Yani tutarsın canım, niye tutamayasın ki? Sen astroloji bilmene de gerek yok. Ya kendine güven, enerjine güven. Aşkın için savaş, pesimist olma, yeter. Enerjime güveneceğim, aşkıma savaşacağım. Bir yani. Fesilist. Pesimist, pesimist olma. İşte tutamıyorum aklımda ben. Ah, bayağı hafızan kötüymüş senin. Bir parça. Ne yapsak? Ya siz zaten yaşam koçusunuz. Bir şekil bir elimizden tutun, yardım edin. Bir yol yordam gösterin, ne olur. Buldum. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Bak şimdi İsmail, sen bu gece tezenenin balkonun altında gideceksin, tamam mı? Sana bir kulaklık takacağız. Ben de bir yerlere saklanacağım. Sana böyle sözler söyleyeceğim. Benim sana söylediğim güzel sözleri sen tezeneye söyleyeceksin, tamam mı? Vallahi mükemmel fikir. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Verin elinizi öpeceğim. Ay, gerek yok. Ne olur lütfen, büyüksünüz, kocamansınız. Ya ya ya, şa şa şa. Yani bu. Ya bir şey soracağım. Şimdi ben bu benim arabayı sattıydım da sonra Esin de gidip geri getirdi ya. Evet, biliyorum. He. Ya şimdi ben mesela olur da bu arabayı tekrar satmaya kalkışırsam kıza ayıp olur mu? Şevkat, haber vermeden yaparsan ayıp olur. Ama bilgilendirirsen saygısızlık etmiş olmaz. Hayırdır? Neden icap etti? Yok ya, öylesine sordum, şeyden değil. Bu ara ben kuantum fiziğine sardım ya. Ondan böyle bir olasılık hesaplarının peşindeyim yani hani. İhtimalleri düşünüyorum. Kuantum. Ya kuantum. Kuantum çok başka. Oo Şevkat, hoş geldin. Nasılsın? Nasıl olak be Şakir abi, işte bildiğin gibi yokuş aşağı yuvarlanıp gidiyorsun. Ya Şevkat, kaçtır davet ediyorum. Gel bir akşam şu restoranda seni ağırlayayım diye. Tamam tamam deyip sallıyorsun. Tamam abi, tamam geliriz. Şey yapma sen. Şey yapma. Hatta onu bu gece yapak mı? Tamam, ben bu gece seninle misafirimi getireceğim. Nihayet be Şevkat. Çok sevindim. Beklerim. Şevkat, arabada bekliyorum. Tamam. Her zamanki kadar getirdim ben yumurtaları. Tamam. Tamam, tamam. Ben bekle parasını getireyim Şevkat'ım. Tamam. Tamam abi, sağ ol. Oh! Şevkat arıyor. Aa, aç, aç. Ne diyecek acaba? Aç bakalım. Efendim Şevkat. Esin, selam. Bu akşam seninle bir yemeğe çıkak mı? Seni şöyle güzel bir restorana götür. Olur, olur. Tabii de hayırdır, bir şey mi oldu? Yani sen çıkar mıydın böyle yemeğe, restorana falan? Yok, çok öyle takılmam da. Ya seninle bir önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Yani bir fikrini alacağım. Duruma göre yani sen de hani razı mısın, değil misin? Ona göre ben de bir karar vereceğim. Öyle bir konu yani.
Ya. Tamam. O zaman şey yaparız, akşam konuşuruz. Bay bay. Buyur içeri. Ne dedi? Ne dedi? Anlat hadi. Akşam beni yemeğe davet ediyor. Baş başa. Ya tamam, onu anladık. Başka ne dedi? Ya işte seninle konuşmam gereken bir şey var diyor. Sana sormam lazım, bilmen lazım diyor. Razı mısın, değil misin? Ona göre hareket edeceğim diyor. Tamam. Geliyor evlilik teklifi. Kesin evlenme teklif edecek. Emin misin Gizem? Evet. Yani tabii ki eminiz. Düşünsene, baş başa konuşalım diyor. Önemli bir konu var diyor. Bilmen gerekir diyor. Ne olabilir? Sana aşık olduğunu söyleyecek, evlenme teklif edecek. Senin gönlün var mı yok mu yoklayacak. Ona göre davranayım diyecek. Vallahi bravo Sanem. Şeytanın aklına gelmezdi, bütün şifreleri çözdün. De, sıkıntı şu, ben ne diyeceğim? Bora arıyor. Ay. Vallahi hissetti. Efendim Bora? Akşam yemeği yiyelim birlikte. Seni almaya geliyorum. Bak çok güzel bir yere götüreceğim seni. Gelme. Gelme çünkü ben... Az önce Şefkat'e söz verdim de akşam beraber yiyeceğiz. Ama şey, daha sonra yapalım, olur mu? Görüşürüz. Bu Şefkat çok canımı sıkmaya başladı artık. Alo Ayça, evde misin? Sana geliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Yok artık. Selamun aleyküm Balat'ınmış sesten insanları. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Ay be. Selami, yap bakalım bana şöyle demli bir çay. Öyle keyifli keyifli, yaylana yaylana içeyim ben be. Senin keyfine. Çık lan dışarı. Çay mı yoksa yürü lan. Ne oluyor be ya? Parasıyla değil mi? İster içerim, ister yere dökerim. Hiç kimse karışamaz. Yap bakalım bana hadi. Selami, yaz la kapıya. Kalleşler ve yuva yıkanlar buraya giremez, yaz lan. Üzeyir, ne yapıyorsun be ya? Kalleş miyim ben? Siz beni tanımıyor musunuz be ya? Ben tamirciyim, tamirci. Yuva yıkmam. Sadece yuva yaparım abiciğim. Yürü git lan oradan. İbibik, tamirciymiş. Sen tamirciysen ben de mahallenin sağlık sıhhat işlerinden sorumluyum. Şimdi seni mahalleden temizliyorum. Böyle bir temiz. Kaç lan, yürü. Yürü git lan kağıdı. Lan. Ne oluyor? Çıkar. Yürü mısın? Git lan buradan. Bak seni gözüm görmesin. Terk et lan mahalleyi. Yürü git lan. Bak sonra gel dersiniz. Pişman olursunuz ama dönmem geri. Haberiniz olsun. Lan ne? Aha fotoğraflar geliyor bakın. Oha. Eline tutuşuyorlar lan. Bozkır abi. Boşanmadı mı bunlar ya? Boşanmadılar tabii be ya. Yuva yıktırır mıyım ben? Karşınızda hiç yuva yıkan bir tip var mı burada baksanıza? Gittim ben hakimin karşısına, ilikledim düğmeleri. Dedim ki hakim bey, bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Yalanın varsa çenem çekilsin dedim. Hakim o dakika dedi ki, çok haklısın Cuma. Tak tak tak, bu dava düşmüştür arkadaş. Cuma ne diyorsa o dedi, o kadar. Atma lan, at ağızlı. Ne atacağım be ya, ne atacağım? Allah Allah, inanmıyorsan hakime sorun veya Selam sen bana bir böyle kahve ısmarla. Ben olup biteni baştan sona bir akıtayım size ha. Ne dersiniz? Yürü bakayım mı içeri sen? Gel gel geç, gel, 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 gel. Geç anlat. Geç seni. Geç. Geç lan geç. 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 Gel. Görüyor musun hemen? Otur otur. Yok rica ederim siz oturun efendim. Şöyle oldu şimdi. Mahkemeye gittik. Girdim salondan içeri, böyle önümü iliklerim, hakimin karşısında hazır oldu, bekliyorum. Ondan sonra işte öyle öyle böyle böyle her şey bir şeyler soruyor, sıra bana geldi. Dedim ki hakim bey yapmayın. Bunlar deli gibi seviyorlar birbirlerini. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Tom ve Jerry gibi. Vallahi bunların gittikleri yol yol değil ama manzaraları güzel dedim. Bu adamcağız her gece bu kadın için saz çalıyor, beste yapıyor acıklı acıklı dedim. Hakim nasıl duygulandı, nasıl ağlamaya başladı adam. Meğer o da boşanmış. Dedi ki ah birader, ah kardeşim keşke senin gibi bir şahidim olsaydı da ben de boşanmasaydım. İşte böyle yani. Ulan Cuma, oğlum sıktıkça sıkıyorsun lan. Bak gideceğim soracağım ha. Kim sıkıyor be ya? Kim sıkıyor? İstediğine sor. Aha istediğine sor, şahidim var valla. Sallıyor la bu. Ne sallayacağım be ya? Allah Allah. Çocuğum mu var sallayayım kucağımda? Selam beyler. Aa inanmıyorsan sor bakalım. Aleyküm selam. Arkadaşlar biz yengenize barıştık. İşi tatlıya bağladık. Gerçekten şahitlik yapmadığınız için size çok teşekkür ediyorum. Allah'tan Cuma geldi de
Hakim bizi boşamaktan vazgeçti. Yoksa haybeden boşanacaktı. Sağ ol lan Cuma. Rica ederim ya. Elime mi yapıştı? Eyvallah Bilal. Bozkır hocam. Tazını çıkarın ikinci balayı sizin için. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Nasıl başardın lan bu işi? Hakim tanıdık çıktı be ya. Sevdi beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.